Sayın konuklarımız, toplantımıza hoş geldiniz. TÜSİAD Sağlık Çalışma Grubu olarak ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin mevcut durumunu ve sağlık alanında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan reformları bütünsel bir bakış açısıyla takip ediyoruz. Sağlık konusunu sektörel boyutundan ziyade sosyal kalkınma bakış açısıyla ele alıyoruz. Bunu yaparken de sağlığın tüm alt sektörleriyle beraber güçlenmesini ve sürdürülebilirliğini önceliklendiriyoruz. Sağlık alanında tüm sektör paydaşlarıyla görüş alışverişi gerçekleştiriyor ve ortak çalışmalar yürütüyoruz. Sağlık sektörü kendi içinde pek çok farklı konuyu ve alt sektörleri de bünyesinde barındırıyor. Sağlık hizmetlerine erişim, kamu sağlığı, sağlık sigortacılığı, tıbbi cihaz ve ilaç konusu sağlığın vazgeçilmez unsurlarını oluşturuyor. Diğer taraftan son dönemde sağlığın kişiselleştirilmesi, koruyucu ve önleyici sağlık, erken teşhis ve tedavi yöntemleri, sağlıkta dijital dönüşüm ve inovasyon, kronik hastalık yönetimi, sağlığın finansmanı ve bunun gibi birçok yeni konuda giderek artan bir önemde gündeme geliyor ve sektörün geleceğine yönlendiriyor. Biz sağlık çalışma grubu olarak Türkiye'de sağlığı bütünsel bir noktadan ele alan, insan odaklı, teknoloji destekli ve geleceğin ihtiyaçlarını öngörebilen ve buna göre adapte olabilen çevik bir sağlık ekosisteminin sürdürülebilirliğini önceliklendiriyoruz. Bütünsel derken iki açıdan entegrasyonu önemsiyoruz. İlk olarak bireylerin sağlığını her yönüyle ele alan ve bu farklı verileri entegre edebilen bir sağlık sistemi kurgulamayı destekliyoruz. İkinci olarak da önleyici sağlığın bakış açısıyla sağlığın ve iyi olma halinin, tedavi bakış açısıyla hastalık süreçlerinin, takip bakış açısıyla da hastalık sonrası süreçlerin en etkili şekilde yönetildiği bir sisteme hedefliyoruz. Bu hedefler yolunda ilerlerken bireylere kendi sağlıklarını yönetme bilinci ve araçlarını kazandırmasını ve bu bilinçten hareketle kişiye özgü teşhis ve tedavi yöntemlerinin yaygınlaşmasını da çok önemsiyoruz. Bu hedef ve öncelikler çerçevesinde sağlıkta inovasyonun çok kritik bir önemi var. Hedefinde sağlıkta değer yaratma ve sürdürülebilirlik olan bir inovasyon anlayışının hayata geçmesi sadece yeni ürün ve servislerin değil, yeni ve daha kapsayıcı iş modellerinin de tasarımını gerektiriyor. Bu da ancak sağlık sektörünün bir ekosistem olarak algılanması ve bütün paydaşların katkı yaparak bu ekosistemi birlikte geliştirmesi ve ilerletmesiyle gerçekleşebilir. Son dönemde dijitalleşmenin artması, ülkemizden yurt dışına giden ve kendi alanlarında çok kıymetli çalışmalar yürüten pek çok iş insanı, girişimci ve akademisyenle çevrim içi toplantılarla bir araya gelmemizi sağladı. Bu fırsatlardan en verimli şekilde yararlanabilmek amacıyla çok değerli isimleri konuk edeceğimiz Sağlığın Geleceği webinar dizisini başlattık. Bu kapsamda düzenleyeceğimiz buluşmalarda Sağlıkta İnovasyon Alt Çalışma Grubu Başkanımız Ufuk Eren'in moderasyonuyla sağlık alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarında önemli araştırmalar yürüten akademisyenler ve girişimcileri konuk edeceğiz. Sağlık sektöründe sistematik bir değişime yol açacak inovatif eğilim ve dinamikleri gelecek öngörüleriyle beraber ele alacağız. Bugün gerçekleştireceğimiz ilk webinarda Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Canary Kanser Erken Teşhis Merkezi'nde hem akademisyen hem de girişimci kimliğiyle sağlık alanında önemli çalışmalar yürüten Profesör Doktor Utkan Demirci bizimle birlikte. Kendisine 11 saat bir zaman farkına rağmen bize vakit ayırdığı için çok teşekkür ediyorum. Utkan Bey'in Ufuk Bey'le birlikte bize ilham verecek sohbetini dinlemek üzere sözü Ufuk Bey'e bırakıyorum. Katılımınız için tekrar teşekkür ederim. Çok teşekkürler Emre Bey, çok sağ ol. Herkese hoş geldiniz diyoruz. Ve ilk TÜSİAD'ın sağlık sektöründeki ilk webinarını açıyoruz. Açmadan önce birkaç cümle de ben söylemek istiyorum. Bu ilk webinarımız, Emre Bey'in de söylediği gibi her ay bir webinar yapmaya çalışacağız. Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki inovasyona imza atmış başarılı kişileri misafir etmeye çalışacağız. Ve ilkinde de hem çok sevdiğim dostum hem de heyecanla izlediğim Profesör Doktor Utkan Demirci'yi misafir ediyoruz. Hepimiz biliyoruz ciddi bir değişim, baş döndürücü değişim içerisindeki bir dünyada yaşamaya başladık. Ve ben buna ilk eksponansiyel çağ diyorum. Bunun ana sebebi de 1965 yılında ilk defa duyduğumuz
Moore kanunu ve 50-60 yıldır da Moore kanunu kendini ispatlıyor. Moore kanunu ne diyor? Her yıl bilgisayarların gücü 2 kat artıyor ve bunların maliyetleri de ciddi anlamda düşüyor. Bu artış inovasyonu artık son 10 yılda ve önümüzdeki yıllarda eksponansiyel bir değişime yol açacak. Bu konuda da eksponansiyel teknoloji, eksponansiyel değişimi özellikle ben son zamanlarda, son 3-5 senedir savunuyorum ve bu konunun elçilerinden biriyim. Bugün toplantımızın konusu şu şekilde, başlık şöyle, bugünden yarına sağlık küresel inovasyon webinarı. Ne tartışacağız? Önemli bir klinik veya biyoteknolojik ihtiyaçta yenilik ve yeni araçların yaratılması hakkında konuşacağız Utkan Hocam'la. Bu araçların sektöre ve kliniğe, hastalara hizmet etmek için nasıl bir çeviri yolu izlediğinden bahsedeceğiz. Buna başlamadan ben Utkan Bey'i, Utkan Demirci'yi size biyografisini okumak istiyorum. Sayın Utkan Demirci, Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kadrolu profesör ve radyoloji bölümünde Stanford Canary Kanser Erken Teşhis Merkezi'nin direktörü. Stanford'dan önce Brigham and Women's Hospital, Harvard Tıp Okulu'nda doçent doktor ve Harvard MIT Sağlık Bilimleri ve Teknolojisi bölümünde öğretim üyeliği yapmış. Profesör Demirci, doktora derecesini 2005 yılında Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisi bölümünden almış ve Master of Science derecesini Elektrik Mühendisliği ve Yönetim ve Mühendisliği alanlarında almıştır. 200'den fazla hakemli dergi makalesi, 24 kitap bölümü, 7 kitap ve yüzlerce özet bildiri yayınlamış. Ayrıca beklemede olan ve verilmiş 25'in üzerinde patente sahiptir. Yüzlerce başarılı bilim insanına, girişimciye ve akademisyene akıl hocalığı yaptı ve onları eğitti. Dünya çapında araştırma ve endüstri işbirliklerini teşvik etti. Doktor Demirci, NSF Kariyer Ödülü, IEEE AMBS Erken Kariyer Ödülü gibi onurlarla onurlandırıldı. Halen American Institute for Medical and Biological Engineering üyesi ve Academy for Radiology and Biomedical Imaging Research'ın seçkin araştırmacısı ve bir dizi hakemli derginin yayın kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Demirci Lab grubu, yenilikçi hücre dışı vezikül izolasyon araçları, point of care teknolojileri, kısırlık ve HIV dahil olmak üzere birden fazla hastalığa geniş uygulamalarla erken kanser tespiti için mikro akışkan platformlar oluşturmaya odaklanmaktadır. Doktor Demirci'nin laboratuvarı, dünya çapında 50'den fazla araştırma grubu ve endüstri ortaklığıyla işbirliği yapmaktadır. Mikro akışkanlar alanındaki çığır açıcı çalışmaları, tıpta yenilikçi FDA onaylı platform teknolojilerin geliştirilmesine yol açmıştır ve buluşlarının çoğu endüstri lisanslı olmuştur. Dünya çapında ve ABD'de binlerce canlı doğuma yol açan yardımcı üreme teknolojileri ile doğurganlık klinikleri tarafından yaygın olarak kullanılan FDA onaylı ve CE işareti birçok teknolojiye sahiptir. Doktor Demirci, seri akademik girişimci ve DxNow, Zimot, Levitas Bio, Mercury Bio ve Kök Biotech'in kurucu ortağıdır ve birçok erken aşamadaki şirkete danışmanlık yapmaktadır. Sayın Utkan Demirci, buyurun, söz sizin. Teşekkür ederim. Bugün nazik davetiniz için de tekrar teşekkür ederim. Sizlerle elimden geldiğince, dilim döndüğünce, geçtiğimiz senelerde, geçtiğimiz 15 senelik gibi independent akademik kariyerimde önce Türkiye'de liseden sonra devam ettiğim, son 25 senemi geçirdiğim Amerika'da
ki akademik kariyerim boyunca, eğitimim boyunca yaptığım bazı şeyleri paylaşmaya çalışacağım ve bundan bazı yaptığımız çıkarımları da yeri geldiğince örnekler üzerinden anlatmaya çalışacağım. En son Ufuk Bey'in de ifade ettiği gibi bir dünyanın ilk kanser erken teşhis merkezinin direktörlüğünü yapıyorum ve burada problemlerle kanser alanındaki ihtiyaçlarla, özellikle erken teşhis alanındaki ihtiyaçlarla haşır neşir olma imkanı buluyorum ve bu bizim gibi olaya teknoloji boyutuyla bakan insanları özellikle yeni buluşlar, yeni icatlar yapmaya yönlendiren bir düşünce sistemi ve geçtiğimiz senelerde ürettiğimiz teknolojiler farklı ürünler olarak, farklı yeni şirketler olarak çeşitli boyutlarda günümüzde kliniğe uygulamalı teknolojiler üretiyor ve bunların biraz nereden geldiğini, nasıl bir mantıkla üretildiğini, yani akademik birçok makale ya da icat edilen teknolojilerin nasıl olup da ne tür proseslerden geçerek kendini klinikte bulduğunu, insanlara hizmet ettiğini biraz anlatmaya çalışacağım. Bizim mantık olarak ben ilk araştırmama başladım ve bugün de değişmemiştir bu mantık. Biyolojiyi, mühendisliği ve tıbbı aynı potada nasıl eritiriz? Ve bu erimenin sonucunda nasıl yeni alışımlar, nasıl ürünler, yeni teknolojide ortaya çıkar mantığıyla ortaya ilk başladığımız bir şey ve bu aslında geniş bir yelpazeye aslında hitap ediyor ve yeni inovasyonların, yeniliklerin çıkmasına vesile oluyor. Ve özellikle bu seneler boyunca bu devam eden çemberi ya da cycle'a baktığımız zaman en başarılı etkinin, en başarılı çözümlerin özellikle ana ihtiyaçtan, yani bu tıbbi bir ihtiyaç olabilir, marketteki bir ihtiyaç olabilir, insanların kliniklerde kullanmak isteyeceği, hatta kullanmaya ihtiyacı olduğundan haberinin bile olmadığı bir problemle siz gözlemlemiş olabilirsiniz. Bu biyolojik bir ihtiyaç olabilir ama gerçek bir ihtiyaçla başlamak, gerçek bir problemle başlamak özellikle hem inovasyon açısından sadece bilimsel olarak değil ama aynı zamanda bir çözümün üretilmesi ve bu çözümün elinde sonunda bir etkiye faydalı bir translasyona, faydalı bir şirkete veya insanların veya bir alanı değiştiren, etki yaratabilecek bir düşünceye dönüşmesi yaklaşık 10 sene süren bir proses. Hani beşikten mezara kadar ilerleyen yolculuğunda teknolojilerin ve fikirlerin. Ama en temelinde benim gördüğüm, fark ettiğim asıl ana bir ihtiyaç ortaya çıktıktan sonra bu problemi nasıl çözerim diye düşündüğünüzde o noktada çıkan şey inovasyon oluyor veya yeni teknolojiler, yeni düşünceler oluyor. Bizim tabii inovasyonumuz genelde daha çok teknoloji üretme üzerine fokuslu bir araştırma grubu olduğumuz için teknoloji olarak ortaya çıkıyor. Ve bu inovasyon daha sonra fikir, tabii bu hemen kendiliğinden ortaya çıkan bir şey değil. Akademinin belki bize sağladığı imkanla bir problemi gördük. Sonra belki ona gerçekten bir çözüm üretmemiz, fikirlerin bir yere gelip bir teknolojiye dönüşmesi, çalışan bir teknolojiye dönüşmesi bazen 5 senelik bir proses. Bir şeyin gerçekten pişmesi, olgunlaşması, gerçekten evet bu teknoloji her halükarda, her şart altında çalışıyor. Bu teknoloji artık patentlendi. Biz bu teknolojiyle bir ürünleşme prosesine, yeni bir şirket, yeni bir startup prosesine girebiliriz. Düşüncesi genelde uzun süren bir süreç. Sizin teknolojinin ne kadar güçlenmesine, akademik ortamda ne kadar test edilmesine izin verdiğinize bağlı olarak. Böylece benim tecrübemde genelde biz teknoloji riskini en minimize noktaya, neredeyse sıfırladıktan sonra gerçekten bunun validikasyonunu uygulamalarla, klinik örneklerle, gerçekten problem, o real need dediğim ortada gerçek
problemle alakalı olan hedeflere gidebildiğini, etkileyebildiğini laboratuvar ortamında, in vitro ya da dışarıda gösterdikten sonra biz bu teknolojinin gerçekten ileride marketlere bir ürün olarak dönüşebilmesi için şimdi de işletme, işçi ya da business risk dediğimiz yönüne, yani şimdi gerçek bir ihtiyaç var, gerçek bir inovasyonla bir teknoloji ortaya koyduk ve bu teknolojinin bu problemi çözebileceğini gördük. Ufak tefek kendi çapında ilk denemelerle bunun aslında gerçekten pozitif bir etki yaptığını veya disruptive, yani tamamıyla oyunu değiştiren bir etki yaptığını gözlemledikten sonra bu da burada bitmiyor. Bu her teknolojinin gerçekten başarılı bir ürün, başarılı bir şirket olacağı manasına ne yazık ki gelmiyor. Bu apayrı bir risk, apayrı bir translasyon kafası, yaklaşımı ve görüşü istiyor ve kurulan birlikte bir araya getirdiğiniz takımların kalitesi, o takımların aldığı yatırımları gerçekten efektif bir şekilde ilerletip gerek ürünün, ilk ürünün oluşturulması, gerek bu ürünün kliniğe pazarlanması ve insanlar tarafından klinikte benimsenmesi apayrı bir dünya haline geliyor. Tamamıyla bu akademinin dışında business riskini adres etmekte benim tecrübemde bazen 5 bazen biraz daha uzun sürebilmekte. Ama eninde sonunda tekrar inovasyona geri gelirsek şunu söylemek mümkün ki bu ürettiğiniz çözümler teknolojik olabilir veya başka şekilde olabilir. Her zaman kolayca implement edilebilir, kolayca ürüne dönüştürülebilir fikirler olması çok önemli. Da Vinci'nin de dediği gibi kolaylık veya simplicity kolaylık olarak çevirmek oldukça zor. Daha iyi bir kelime olabilir Türkçe'de bunu çevirirken. Ama bir şeyin kolay yapılabilir, kolay uygulanabilir, kolay olması, yani kendi konseptinde kolay bir inovasyon olması en uç sofistikasyondur diyor. Ve gerçekten bu doğru. Bir şeyi ne kadar daha kolay, çok komplike yanında sürüyle ek teknolojik kolları olmadan daha problemi direkt çözebilir bir hale getirirseniz o kadar da bunun ürünleşmesi esnasında gerçekleşen ürünleşme riski, buraya gidecek olan kapital, bunun daha sonra laboratuvara geçtiği zaman diğer insanlar tarafından kullanılabilmesi o kadar da kolaylaşıyor ki bunlar çok önemli faktörler bir ürünün ya da bir teknolojinin ta ki bir laboratuvarda veya bir klinikte kendini bulup bir değişiklik yaratabilmesi, o ortamda değişik bir ürün olarak etki yaratabilmesi için olay biraz kolaylıkta, simplicity'de bitiyor. Bununla ne demek istediğimi size bir iki örnekle açıklamaya çalışacağım. Bunlar bizim kendi kurduğumuz bazı şirketler. Bu şirketi biz 3 Stanford akademisyeni olarak Profesör Gözde Durmuş, Lars Steinmetz genetik bölümünden ve ben bir araya gelerek kurduk. Bu teknolojiyi daha çok Dr. Durmuş'un geliştirdiği doktora sonrası esnasında ilerlettiği çalışmalar. Bu ilginç bir teknoloji. Bu magnetik levitasyon teknolojisi biraz sanki futuristik bir teknoloji. Belki birçoğumuzun hayal ettiği Geleceğe Dönüş filminde sizin belki yaşınız bizim yaşlardaysa hatırlayacağınız uçan işte skateboardlar, uçan arabalardan gelen bir ilhamla üretilmiş bir teknoloji ve bunun nereye kadar gidebileceğine bakarsak insanlar her zaman uçmayı, yer çekimsiz ortamda olmayı hayal etmişlerdir. Bunun bir yolu bugün Boeing uçuşları. Bu Boeing uçuşlarıyla bir süre bir parabol çizerken uçak havada yer çekimsiz ortamda kalabilirsiniz. Bu bayağı popüler bir şey. Özellikle macera severler arasında. Diğer bir yolu uzayda, uzaya giderek yer çekimsiz ortamı bulabilmek. Tabii bu da oldukça masraflı yaklaşımlar. Bir laboratuvar ortamında eğer siz bir hücreyi, bir canlıyı uçurmak istiyorsanız bu
fikirler ne kadar ilginç olsa da çok kullanışlı, uygulanabilecek, masraf açısından ürüne dönüştürebilecek fikirler değil. Bunun bir başka yaklaşımı da laboratuvar ortamında canlı bir kurbağayı uçurmak deneyini yıllar önce bilim adamları, fizikçiler gösterdiler. Bu canlı kurbağa deneyi özellikle işte bir neredeyse bir bina büyüklüğünde soğuk sıvı nitrojen ve sıvı helyum, ki bunlar çok pahalı gazlar ve çok büyük sistemler. Bu kadar soğuk bir ortamda eğer siz süper soğutulmuş manyetik alanı yaratırsanız süper iletkenlerle, burada o kadar güçlü bir manyetik gradyant oluşuyor ki bu manyetik gradyant kurbağaya hiçbir magnetik bir şey, sıvı veya manyet yutturmadan veya bağlamadan, kurbağanın kendisine zaten çoğunluğunun sıvı olmasından kaynaklanan diamagnetizmi, çok herkes de bunlarla çok burada akşamını karartmak istemiyorum ama bunun bir fiziği var ve o fiziği çerçevesinde bunu kurbağanın ağırlığını dengeleyip havada uçurabiliyorsunuz. Bizim teknolojide gördüğümüz bazı bunu yapan ürünlerden biri de bu MRI cihazları. MRI cihazları gerçekten 12 Tesla'ya kadar milyonlarca dolar değerinde aletler ve bunlar gerçekten böyle manyetik alanlar yaratabiliyorlar. Şimdi bizim tabii bu da çok masraflı bir şey. Bunu daha uygun, daha laboratuvar ortamında ve sizin işte ne bileyim hoparlörünüzden sökebildiğiniz güçlü mıknatıslarla yapmanın yolunu düşündük ve yıllar önce bunlardan ilham alarak böyle bir sistem geliştirdik. Bu sistemde altta güçlü bir magnet, üçte güçlü magnet ve aradaki sadece sıvıyı değiştirerek, aradaki sıvıyı biraz daha paramagnetik yaparak birçok şeyin yükselebilmesini sağladık. Burada görürseniz 3 tane bu videoyu bir daha oynatabilirsem sizin için, 3 tane farklı yoğunlukta ring var. Bu üç farklı yoğunluktaki çemberin manyetik alanda ağırlığıyla manyetik kaldırma kuvvetini dengeleyerek bir yere geldiğini görüyorsunuz. Ve bu hepsi bu çemberlerin yoğunluğuna bağlı olarak aynı zamanda manyetik özelliklerine tabii, ama çemberleri aynı manyetik özellikle yaptığımız için bunun yoğunluğuna bağlı olarak oluyor. Biz bunu bir aşama daha ileri götürerek ve bunu acaba mikro akışkanlı sistemlerde nasıl uygularız diyerek, yani soldaki pahalı MRI sistemlerini burada Profesör Gözde Durmuş'un elinde tuttuğu küçük, ufacık, sizin business kartınızdan daha ufak bir cihaz haline getirdik. Ve bu cihazı sağ aşağıda görüyorsunuz. Yandan videolamasını görüyorsunuz ve bu solda göstereceğim şimdi videoda, bu gene Profesör Gözde Durmuş'un PNAS'te basılmış 2015'teki makalesinden, kanser hücreleri, bu düştüğünü gördüğünüz yeşil olan daha sonra kırmızıya dönen hücreler kanser hücreleri ve kanser hücreleri bu sıvı, bu manyetik kaldıraç sisteminde eğer içine ilaç bıraktığınız zaman hücreler zamanla ölüyorlar, öldükleri için düşüyorlar. Bu kadar basit aslında. Bu kanalın yandan izlediğiniz videosunu, kanalın yüksekliği de 1 milimetre. Ve bu şekilde hücreleri, biz bunu göstermeden önce tek tek hücreleri bu kadar ufacık bir sistemde kaldırabildiğinizi, uçurabildiğinizi gösterebilen başka birisi çıkmamıştı. Öyle olunca bu çok değişik bir teknoloji haline geldi. Özellikle kanser hücrelerinin yükselebilmesi, yani kaldırabilmesi, insanın aklına çeşit çeşit fikirler, düşünceler getiriyor. Bu düşüncelerden bir tanesi de biz farklı hücreleri, mesela kanı bu kanallara koyduğumuz zaman kırmızı kan hücrelerinin, beyaz kan hücrelerinin ve kanser hücrelerinin birbirlerinden ayrıldığını gördük. Yani kanser hücrelerinin daha yukarıya doğru, daha hafif uçtuğunu gördük. Bunun sebebini araştırdığımızda kanser hücrelerinin kanda milyarlarca hücre arasından sadece bir tane ya da iki tane olmalarına rağmen bunların daha fazla içlerinde lipid, yani yağ bulundurduklarını, bunun sonucunda yağı fazla olan hücrelerin daha hafif olduğunu, bunların daha yükseldiğini gördük. Bu bize çok değişik fikirler ortaya attı. Yani Akdeniz anemesindeki kırmızı tipi bozuk, kırmızı kan hücrelerinin ayrışmasından
kalp hücrelerinden fonksiyonunu kaybetmiş olan kalp hücrelerinin ayrıştırılmasına kadar çok geniş paralellerde uygulamaları olan bir teknoloji haline geldi. Ve bu teknolojiyi biz ürünleştirdik. Şu an markette bu teknolojiyi yani satın alabiliyorsunuz. Bunu bir fax cell sorter gibi koyabiliyorsunuz. Bunun ayrı bir güzelliği de biz direkt hücreleri koyup ayrıştırabiliyoruz. Yani hücrelerine floresan gibi, dışarıdan manyetik bit gibi hiçbir şey eklemeden sadece hücreleri yer çekimsiz bir alana koyarak bunun ayrıştıran bir teknoloji geliştirdik. Bu teknolojiyi Levitas'ı 2017 yılında kurduk. Patentlerini Harvard ve Stanford'dan Levitas'a transfer ettik. Çünkü ben iki enstitü arasında tam geçiş aşamasındayken bu teknolojiyi biz patentledik. İki tarafta da inventörler, mucitler vardı. Ve daha sonra bu Series A, Series B yollarından devam ederek bu bir Silikon Vadisi startup'ı kıvamında venture capital'in tatlı acı birçok prosesini de görme imkanı da bize vererek bizi yetiştirerek başarılı bir şekilde devam ediyor. Bir başka örnek burada size ne kadar kolay bir teknolojinin yani elle tutabileceğiniz bir teknolojinin kanser hücrelerini veya farklı hücrelerini ayırmaya kadar giden daha sonra da özellikle şu eski slaytlardan birine gidebilirsem burada ilk başta gördüğünüz gibi nasıl bir makine olduğunu gördük. Buradaki business modelde makineyi ver daha sonra işte razor blade dediğimiz ya da printer işte cartridge dediğimiz bir printer var ve cartridge'ın devamlı değişik şekillerde kullanılmasından baz alan bir mantığı var. Şimdi biraz daha hızlanmaya çalışacağım önümüzdeki slaytlarda. Diğer bir teknoloji de bizim özellikle üreme teknolojileri alanında DxNow şirketini seneler önce çok tecrübeli bir business iş adamı olan Bill Sharp'la beraber kurduk. Ben bu benim Boston yıllarımda, bu daha eskiye gidiyor, 2013 yıllarına gidiyor ve bunun Türkiye'de manufacturing armı olan özellikle Kök Biyotek'i onunla paralel olarak daha öncesinde oluşturduk. Ve buradaki problem, gene problemden çıkarak ilerlersek, sperm hücresi doğal ortamında çok uzun, 5 gün gibi bir süre yüzerek en sonunda ovarilerdeki yumurtaya oluşuyor. Bu spermin yüzme özelliği çok ilginç hem biyolojik olarak. Ama üreme teknolojilerinde %50'si, %30 ile %50'si kadar kısırlığın sebebi sperm. Ve spermi etkileyen çok fazla şey var. Hava kirliliğinden içtiğiniz sigaraya, içtiğimiz bir kadeh üzüm suyuna kadar bu fermente üzüm suyuna kadar diyelim birçok kişinin kullandığı gibi özellikle sperm modifiye oluyor ve bu modifikasyon da gelip dönüp dolaşıp insanların üremesini etkiliyor ve biz acaba daha iyi spermi seçebilir miyiz sorusunu sorduk. Yani gene real bir problem, real bir market var burada. Spermi tekrar özetlemek gerekirse yaklaşık 10 milyon sperm 5 ila 7 gün, bu bütün memelilerde böyle, bazılarında daha uzun bir yol bu. Ancak 100 tanesi, 100 kadarı, 1000 kadarı özellikle yumurta civarına geliyor ve orada bu nardan bir tanesi veya iki tanesi eğer bir çeşit ikiz durumu olacaksa sperme yumurtaya girerek embriyoyu oluşturuyor. Bu proses çok selektif bir proses ve tamamıyla spermin bu yollardan gidebilmesine bakıyor. Biz buna daha çok mekanik olarak baktık. Gene mühendis şapkamızı giyerek ve fark ettik ki burada bir bovine ya da bir ineğin şeyine reproduktif yoluna, üreme yoluna bakıyorsunuz ve duvarlarda her zaman böyle ufak kanalcıklar görüyorsunuz ve sperm gerçekten bu kanalcıklardan yani metre olmasa bile santimetrelerce yüzerek
burada yumurtaya, ovarilere ulaşmaya çalışıyor. Ve bizim sperm seleksiyonu, bugün tüp bebeğe baktığınızda centrifuge based. Yani alıyorsunuz, centrifuj ediyorsunuz ve settle down ediyorsunuz. Ve buradan spermi, centrifuj o kadar güçlü bir proses ki, bunu yaparken aynı zamanda spermin DNA'sında da kırıklara, fragmentasyonlara sebebiyet veriyorsunuz. Biz dedik bunu daha doğal bir prosesle değiştirebilir miyiz ve bu tarz ürünler oluşturabilir miyiz? Bunlardan bir tanesi bu bizim Zymot diye geçen günümüzde teknolojiler. Yani spermi uzun bir kanala koyup spermlerin birbirleriyle yarışmasına sağlayıp bundan sonra bu yarış sonucunda kazanan spermleri toplamak, yani doğada gerçekleşen olayı bir teknolojiye çevirdik. Tabii bu esnada spermin kuyruğu, spermin boyutu, spermin hangi kanal yüksekliklerinde, hangi mikro hidrodinamik ortamlarda geçerli bir şekilde çalışacağını, fiziğini de çalıştık. Ona bağlı olarak bu aletleri, bu seri aleti oluşturduk. Şimdi bu seri aletlerin hayvanlarda da yansımaları var. Çünkü Harman Fertilitesi de oldukça büyük bir market. 2014 Mart'ında CE onayını aldık ve 2018'de FDA'yı aldık. Şu an mesela sadece Amerika için konuşayım. Amerika'da 245 tane klinikte, 38 tane eyalette bu teknoloji tüp bebek merkezlerinde kullanılıyor. Bunun dışında Japonya'da kullanılıyor. Türkiye'de belki çip bebek diye duymuşsunuzdur. Orada kullanılıyor. Gerçi çip bebek daha çok aşılamada günümüzde kullanılıyor. Birçok ülkede, Almanya, Avrupa, İngiltere, İspanya, artık bizim benim takip edemediğim birçok yerde bu teknoloji kullanılıyor. En son hızlı bir şekilde değineceğimiz son bir teknoloji, Türkiye'de kurduğum Hilal Biyotek şirketi, Doktor Selçuk Kılınç'la, kendisi genel cerrahtır, onunla beraber kurduğumuz bu şirket de Türkiye'de yine bir problemden yola çıkıyor. Problem de şu: insanlar kendi infertilitelerini öğrenmek istedikleri zaman, yani kısırlıklarını, özellikle erkekler gidip bir kliniğe işte bir sample verip ondan sonra bunu toplayıp sonucunu, örneği almak, bunlar biraz zor prosesler. Onun yerine kendi evinin rahatında bunu yapabilmesi bir avantaj. Diğer taraftan da biz Türkiye'de özellikle aşılamada çok enabling diyebileceğimiz, yani kolaylaştırıcı bir teknolojiler geliştirdik. Bunu bir önceki slaydımda anlattım. Şimdi siz periferde, yani küçük bir kasabada, ne bileyim ben, İzmir'in Ödemiş ilçesinde veya başka bir yerde bir tüp bebek doktoru olmasa bile bir kadın doğumcunun eline bizim çiplerimizi verdiğiniz zaman ve yanına ufak bir inkübeter koyduğunuz zaman bunlara aşılama prosesini yapma imkanı sunuyorsunuz. Aşılama ne demek? Tüp bebek, işte bir tane sperm alıyorsunuz, bir tane yumurta alıyorsunuz. Bu çok pahalı bir proses. Amerika'da 30 ila 50 bin dolar. Belki bunu siz aşılamayla, yani spermi o küçük kliniğinde kadın doğumcunun yıkayıp, yani bizim yıkama kısmı sentrifüjlerle olan bir şey, daha önce anlattığım gibi. Kimsenin sentrifüjü ne kullanmaya ne de yetkisi ya da etkisi var. Bunu siz küçük aletle yapıp orada hızlı bir şekilde, standartize bir şekilde spermi yan okuda yıkayıp daha sonra kateterle bu aşılamayı yapabilirseniz, yani o yıkanmış spermi uterisa ufak bir kateterle bırakabilirseniz, bunu siz Hakkari'de de yapabiliyorsunuz, Trabzon'da da yapabiliyorsunuz, İç Anadolu'nun küçük bir polikliniğinde yapabiliyorsunuz. Bir anda insanlar köyünden tarlasını, kamyonunu, neyse çiftini, sabanını satıp büyük şehire tüp bebek için gideceğini, özellikle sosyoekonomik baskılar düşünüldüğü zaman bu yeni evli çiftler üzerinde, özellikle Anadolu'da, bunu siz lokal poliklinikte bir kadın doğumcu hızlı bir şekilde aşılamayla çözebiliyorsa bu problemi, gerçekten bunun çok ciddi bir sosyoekonomik etkisi var. Bu kadıncı doğumcuların ihtiyacı olan, anlamak zorunda oldukları başka bir şey de erkekte kısırlık var mı? İşte bunu 30 bin dolarlık bu makineler var. İşte spermi koyuyorsunuz, makineye veriyorsunuz. Makine bunu ölçüp size söylüyor. Onu biz acaba çok standartize bir ürünle kul yapabilir miyiz sorusuna harekete çıktık. Yani burada da gene hem markette hem klinikte ihtiyaç bize bunu yönlendirdi. Ve bu teknolojiyi biz senelerdir konuşurduk. En sonunda öyle bir aşamaya getirdik ki şu solda gördüğünüz küçük rezervuara bir sperm sıvısını damlattığınızda ve bu kırmızı kısmı cep telefonunuzun kafasına çift yapışımlı olarak, yani ayrılabilir şekilde koyduğunuzda
şu şekilde görüntüler alabiliyorsunuz. Ve biz bu sonra görüntüleri gidip hızlı bir şekilde serverlarda işletip, inceletip size sperm kalitesini, sperm canlılığını verebiliyoruz. Bunu hem insanda yapabiliyoruz hem de hayvanlarda özellikle üreme çiftliklerinde yapabiliyoruz. Özetlemek gerekirse biraz herhalde azıcık zamanımı aştım. Gerçekten ihtiyaç, gerçek ihtiyaç, bu markette bir ihtiyaç olabilir. Bu yani girişimcinin aynasıdır ama akademide de bilimde de böyle gerçek gördüğünüz problemlerden yola çıkan kolay inovasyonlar, kolayca adapte edebilir. Yani bir şeyi çözmek için çok farklı teknolojileri bir araya koyup böyle tank gibi bir şey yapabilirsiniz. Ama çoğu zaman bu yaptığınız şey olayı komplike etmeye gider. Özellikle onu sıyırıp çevresindeki o kabuklarından özünde çok inovatif, gerçekten bir yere koyduğunuzda herkesin elinde çalışabilecek bir teknoloji icat etmek bence zor olan kısım özellikle bu. Ve bunu bu söylediğim diğer itemlarla birleştirmek. Gerçek problem, gerçek probleme inovatif bir solüsyon ve daha sonra güçlü bir business takımıyla bunu translate etmek gerçek bir yardım, destek ve yatırımla önemli. Tekrar bugün beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve burada sunumumu sonlandırıyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz Utkan Hocam. Müthiş. Ben biliyorum daha farklı inovasyonlarınız da var. Belki hepsinden bahsetmediniz. Belki bahsetmediğiniz sayısı bahsedilenlerden daha fazla olduğunu ben biliyorum. Şimdi soru cevap bölümü, sohbet bölümü. Önümüzdeki sanıyorum 21 dakikamız var. Bu Q&A, lütfen sorularınızı Q&A yazarsanız ben de soruları okuyup Utkan Hocam'a soracağım ve cevaplamaya çalışacağız. Bir ilk soru var. Nadia Güher. Merhaba, kanser hücreleri diğer hücrelerden ayrıldıktan sonra tedavi süreci nasıl planlanıyor? Tabii kanser hücrelerinin çok değişik yaklaşımları var. Örneğin kanser hücreleri metastatik kanserde, yani bir yerde başlayıp diğer organlara yayılan kanserde veya bir şekilde tedavi edilmiş ama tekrar geri gelme ihtimali olan kanserde bir hastaları monitör etmek için kullanılabilir. Bu bence özellikle bunu otomatik bir şekilde, kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Metastazın erken teşhisinde faydalı olabilir. Diğer taraftan bu kanser hücrelerinin tümörlerden, yani primary tümörden, ilk tümörden çıkıp yayıldığı düşünürse ilk tümörün karakteristiklerini acaba bu kanser hücreleri yansıtıyor mu? Bu kanser hücrelerini kullanarak özellikle hangi ilaçların kullanılmasına gerektiğini, hangi ilaçların kullanılmaması gerektiği konusunda daha çok bu precision health veya precision medicine dedikleri, yani sanki bir sniper'mış gibi gerçekten o kanseri çözmeye, o kanserin o andaki mutasyonu çözmeye yönelik teknolojiler geliştirilebilir. Kokteyl ilaçlar yerine daha direkt o hastanın o kansere yönelik ilaçlar kullanılabilir ki bu hastaya genel olarak kemoterapiden gelen toksisiteyi azaltabilir ve şansını, iyileşme şansını arttırabilir. Aynı zamanda tabii kanser biyolojisini anlamada bize bu hücreler çok geniş bir yelpaze sunuyor. Teşekkür ederiz. Lütfen sorularınız varsa Q&A kısmına yazınız. Bu arada benim bir iki sorum olacak. Şimdi ben yaşınızı biliyorum. Yani 40'ların daha başındasınız. Geçmişe baktığınız zaman da yaptığınız inovasyonlar, patent göreceli olarak oldukça fazla. Bunu nasıl başardınız? Yani bu basit bir soru gibi gözükse de neden Utkan Demirci göreceli olarak daha fazla inovasyon yarattı, daha fazla patente sahip? Nasıl açıklarsınız? Şartlar diye klasik bir cevap vermek istemem ama yani bulunduğumuz enstitüler özellikle Harvard'da tıp fakültesinde bir asistan profesör olarak başladığınız zaman gerçekten yeni bir şeyler ortaya koymanız gerekiyor. Ve ortam da buna müsait. Yani ne demek? Çevrenizde gittiğinizde ulaşabildiğiniz problemler, konuştuğunuz klinikçilerin hepsinin
aklında çözmeye çalıştığı bir tıbbi problem var. Orada siz gerçekten görüp anlayabiliyorsanız o tarafını ve teknoloji tarafında gerçekten üretime hakim veya yatkın bir kafanız varsa sürüyle insanın aklına fikir gelmeye başlıyor ve belki 100 tane fikir geliyor. Dediğim gibi gerçekten bunlardan çalışıp bir yere gelebileni belki bir tanesi. Bunu devamlı olarak, sistematik olarak yaptığınız zaman ve eğer kafanızda yeni teknoloji üretmeye yatkınlığı varsa diyelim, artık bu şekilde açıklanabilir. Bu şekilde yeni inovasyonlara dönüşüyor. Ama özellikle ben tekrar bir 9 sene gibi Harvard'da kaldıktan sonra Stanford'a geçince yepyeni bir alana attım kendimi. Aslında kanser erken teşhisi veya kanser teknolojilerinde çok fazla da bir background'um yoktu. O zamanlar, şimdi rahmetli oldu, çok değerli mentorum Sam Gambir, burada radyoloji bölüm başkanı, bana yaklaşımı şuydu: sen birçok değişik teknolojiler yapmışsın HIV alanında ve diğer alanlarda, biz senin gelip bu fikirlerini erken kanser teşhisi alanına uygulamanı istiyoruz. Burada yeni şeyler yapacağını düşünüyoruz. Tabii buradan mesela bu Levitas olayı çıktı. Buradan en son kurduğumuz, bugün anlatmaya zaman bulamadığım Mercury Biosciences, extracellular vesikalar üzerine daha çok erken bir şirket, o çıktı. Yani yeni problemde, yeni ortamlarda risk almak insanı çok zorlasa bile, bir taraftan da yaşlandırsa bile, diğer taraftan da zevkli ve yeni fikirlerin çıkmasına sağlıyor. Bence ortam etkili oluyor. Kesinlikle. Evet. Ortam etkili oluyor. Bir de söylediğiniz gibi, yani sizin geçmişinize baktım, hem mühendislik geçmişiniz var, hem Harvard'da da tıp da epey bir iç içe olmuşsunuz. Mühendislikle tıbbı bir araya getirip bu inovasyonları imza atabiliyorsunuz. İki sorumuz var. Ahmet Burak Kale: Türkiye'de sağlık startupların hızlanabilmesi için eksik olan, geliştirilmesi gereken, inovasyonu tetikleyecek neler eksik, neler yapılabilir? Bence bu çok iyi bir soru. Özellikle Türkiye gibi, yani biz bir Çin kadar büyük iç marketi olan bir ülke değiliz, ama bir sizable iç marketimiz var. Özellikle bu sağlık inovasyonlarında birçok Türk startup'ına eskiye göre şimdi daha fazla etkileyen, özellikle CE onayının değişmesiyle Avrupa'da birçok startup'ın sadece Türkiye'de değil Avrupa genelinde oluşturduğu ürünle beraber çıkması 2-3 sene gibi bir süre gecikti. Şimdi bu gecikmenin sebebi tabii değişen regülasyonlar. Ama bu değişen regülasyonların Türkiye'de özellikle iç markete açılmada, ne bileyim ben, sağlık tarafında veya Sanayi Bakanlığı'nda içeride onaylanabilecek bir Türk Standartları Enstitüsü var. Bu tarz onayların geçerli olması, bu startupların ürünlerini daha erken ama düzgün bir şekilde test edildikten, onaylandıktan sonra iç markete girebilmesi, bence şu an sadece Türkiye'de değil, bütün Avrupa'da CE onayı almaya çalıştığı şirketler için çok ciddi bir yara. Bu birçok startup'ın ölmesine sebep verecek. Yani bu sebep olacak. Bunun hani kaçarı yok. Özellikle bence en büyük darboğaz bu. Bunun hızlı bir şekilde regülasyonla çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz Türkiye'de sağlık ürettiğimiz sağlık inovasyonlarını kendi ülkemizde satmak için FDA onayına ihtiyaç duymamalıyız. Duymuyoruz. Ama CE onayına duyuyoruz. Bu Türkiye Avrupa'yla uyum sağlaması çerçevesinde çok doğru, çok güzel bir yaklaşım, ama ilk başta sadece Türkiye marketine açılırken bence bazı yerli onayların düzgün bir şekilde, çünkü sağlık alanı ciddi bir alanı, konularında bence ilerlenmesi gerekiyor. Bence benim ilk aklıma bu geliyor. Diğer taraftan tabii fonlama, risk alma, özellikle yatırım yapacak kişilerin risk alabilmesi ve takımların güçlü bir şekilde inkübatörlerde bir araya gelmesi, yani sürdürülebilirlik de startupların başarısında önemli. Bu kadar, yani belki iki temel nokta diyeceğim: yatırım, güçlü takımlar ve bu takımların oluşturduğu ürünlerini hızlı bir şekilde iç markete sunmalarını sağlayan regülasyon mekanizmaları bence ciddi bir ihtiyaç.
Okay, teşekkürler. Sevgili Pınar'ın sorusu var. Pınar Oruç Lembet. Ürün geliştirmeye imkan sağlayacak fonların gelmesinde en önemli kriterlerden birisi ödeyici, ödeme gücü bulunması. Geri ödeme konusunda ABD'de ve ülkemizde çözülmesi konusunda tecrübenizi alabilir miyiz? Bizim ürünlerimiz özellikle diğer hani bu konuya uygulamalı olabilecek olan bu tüp bebek ürününü geri ödeme kapsamında olmasını hiç düşünmedik. Ben Avrupa'dan örnek vereyim. Bu Avrupa'da mesela farklı ülkelerde farklı geri ödeme işte reimbursement mekanizmaları var. O reimbursement mekanizmaları sizin satış fiyatınızı etkilemeye başladığı zaman birçok ülkede farklı kriterler oluşmaya başlıyor. Bu bir problem haline geliyor. Türkiye'de bize söylenen ve doğru olduğunu sonradan öğrendiğimiz, eğer bir ürününüz gerçekten bu Amerika için de geçerli, geri ödemeye girdiğinde ve bir fiyat onaylandığında siz bu fiyatın daha üstüne çıkabilecekken, yani market bu talebi sunarken isteseniz bile çıkamıyorsunuz. Öyle olunca bu sizin şirketinizin büyüme, gelişme, karlılığını, gross marjinini, her şeyini etkiliyor, alt üst ediyor. Yarın bir gün exit yapmak istediğinizde exit'te EBITDA'sını etkiliyor. Bunun sonucunda çok değerli bir şirket çok değersiz bir hale geliyor. Onun için bu birçok konuda bu geri ödemeden, yani benim kendi tecrübem, eğer çok lükratif, çok iyi bir geri ödeme değilse, ki birçok devlet bazlı olan geri ödemeler benim bildiğim bu şekilde çok dehşet seviyelerde olmuyor. Bence uzak durulması gereken bir şey. Belki ileride bütün markete hakim olduğunuz zaman sürümden kazanma gibi bir konsept olacaksa onu belki şirketler çok büyüdüğü zaman düşünebilir, ama ilk başta startuplar için benim anladığım çok cazip durmakla beraber ilk başta kulağa ne kadar iyi işte geri ödemesi var, daha kolay marketlere penetre ederiz gibi düşünceler aslında geri depiyor. Doğru bir yaklaşım değil diye düşünüyorum. Bu sadece Türkiye için değil, Avrupa için de bunu gözlemledik, Amerika için de geçerli. Peki, sağ olun. Bir başka soru sevgili Hüseyin Çelik. Yeni Utkan Demircilerin ortaya çıkması için Türkiye'de ve dünyada nasıl bir çaba sarf ediyorsunuz? Hüseyin Hocam'a selamlar. Ben en son baktığımda bizim laboratuvarımızdan 15 senede geçmiş yaklaşık hani Türkiye menşeli, kökenli 150'ye yakın öğrenci var. Bunlardan en son saydığımızda yaklaşık 20-30 arası bir rakam. Bu gitgide artan bir rakam, onun için artık bir noktadan sonra takip etmiyorsunuz. Türkiye'de farklı üniversitelerde akademisyen. Bu aslında düşünürse gayet benim için, yani kendi laboratuvarım için gurur duyucu bir şey. Türkiye'de bu şekilde hani beyin kapitali açısından bir katkıda bulunmuş olmak. Biz tabii mentorship olarak bunu sadece Türkiye için uygulamıyoruz. Benim Çin'de de 40'a yakın öğrencim çeşitli üniversitelerde akademisyen, bazıları dekan. Bu Amerika'nın bize sağladığı bu diverse ortamda, diversity'de birçok ülkeden, Avrupa'dan gelen insanları biz bu kendi potamızda eğitip, tedrisattan geçirip onları aynı şekilde düşünmeye, aynı şekilde problemleri yaklaşmaya, doktoraları esnasında veya ziyaretçi olarak geldiklerinde eğitiyoruz ve umuyoruz ki onlar da çıktığı zaman kendi laboratuvarlarını veya gittikleri şirketlerde çalıştıkları endüstride bir kısmı çıkıp içinde venture kapitalist olanlar var Silikon Vadide, senelerce benimle çalıştıktan sonra veya kendi şirketini daha sonra kendi laboratuvarlarından kuranlar var. Bunlardan bir örneği mesela Umut Gürkan, Case Western'da çok güzel bir kırmızı kan hücrelerini analiz eden bir şirketi var. Benim öğrencilerimden geçmişte. Tabii onların başarıları bir noktadan sonra akademisyen kimliğinizde sizin için daha fazla gurur kaynağı oluyor. Asıl çabamız bir sonraki jenerasyonu, bizden sonrakileri yetiştirmek. Çünkü benim gördüğüm akademide, yani bu sınırlı 15 senelik geçmiş tecrübemde en büyük zevk veren insana olaylardan biri de bir yaptığınız teknolojilerin birinin bir problemini çözmesi, ne bileyim bir aileye bir bebek vermesinde bir katkıda bulunması ve en az onun kadar zevkli olan şey de sizin laboratuvarınızdan geçmiş insanların yarın bir gün dönüp
hocam ben şuradan geldim işte şunu şunu yapıyorum demesi. Bunlar onların başarıları bizim daha mutlu eden başarılar haline dönüşüyor. Çabamız bu insanları yetiştirmek. Kesinlikle. Onur Özel şöyle bir soru sormuş. Levitasyon tekniğiyle tanı alanında çok farklı bir çözüm getirmiş gibi görünüyorsunuz. Tebrik ediyorum. Peki bu tanımlama tekniğinin yeni onkolojik tedavi yöntemleri, parantez içinde immünoterapi, targeted therapy gibi nasıl uçtan uca birleştirmeyi düşünüyorsunuz? Girişimleriniz oldu mu? Evet, bu bence güzel bir soru. Özellikle bu immünoterapide immün hücrelerinin ayrılması, diğerlerinden ayrıştırılması, aktive olmuş hücrelerin aktive olmayan hücrelerden ayrıştırılması önemli oluyor ve bunları birçok kişi işte manyetik bidlerle falan yapmaya, yüzey markerlarını, hücrelerin yüzeyindeki şeylerle yapmaya çalışıyor. Biz görüyoruz ki aktive olmuş hücreler aslında daha az yoğunluk taşıyorlar. Özellikle bu immün hücreler, yani bağışıklık sisteminin temel taşı olan bu işte immün hücrelerde. Biz bunları bu şekilde ayırabileceğimizi biliyoruz. Bu bir uygulama. Özellikle target terapi alanında da sadece hücreler değil, bu hücrelerin salgıladığı vesikalar, küçük nano boyuttaki parçacıklar var. Onları ayıran teknolojiler geliştirdik. O teknolojileri en son bu levitasyondan farklı olarak benim bugün keşke 5 dakika daha anlatsaydım. Mercury Biosciences özellikle bu tarz işleri yapmaya çalışıyor. Extracellular vesicle ayıklayarak bunları çeşitli erken teşhis veya işte targeted terapide birçok şeyde kullanılabilir. Gene birçok paralelde kullanılabilecek teknolojiler üretiyor. Ama tabii bu işte şeyin örneği, klinikteki uygulamaya teknolojinin gerçekten bir killer application halinde kullanılması. Bu çok önemli. Peki, hemen bir diğer soruya geçiyorum. Spermiyogram gibi kit haline getirdiğiniz başka çözümsel yaklaşımlarınız var mı? Evet, bizim belki var olan... Buyurun hocam. Nadia Güher Hanım sormuş. Evet. Var. Yani birçok seferde spermiyogram biraz outlier, dışarısında aslında. Birçok bizim oluşturduğumuz kit, kendi icat ettiğimiz kitler. Yani ihtiyacı görüp ona bağlı olarak icat ettiğimiz kitler. Bunlardan bir tanesi en son kit diyebileceğimiz extracellular vesicle ayıklama kiti. Bu extracellular vesicle'lar zaten sperm kitlerini, sperm ayıklama kitlerini hem tüp bebekten başlamada gösterdim. Bu extracellular vesicle ayıklama kitleri kandan, tükürükten veya farklı vücut sıvılarından bu hücrelerimizin salgıladığı küçük nano vesikılları ayıklıyorlar. Daha sonra onları siz proteomik veya genomik olarak analiz edip bazı hastalıkları orada arayabiliyorsunuz. Peki, sağ olun. Bir sonraki yine soru Pınar Onuç Lembet'ten geliyor. Kanser yolculuğu özelinde Türkiye'yi inceleme fırsatınız olduysa öncelikle hangi ihtiyaçtan başlamayı önerirdiniz? Çok fazla Türkiye'deki kanser hem hastanelerdeki yaklaşımı bilmiyorum. Onun için çok yorum yapabileceğim bir konu değil. Bir başka soru hemen. Semahat Demir'den. Değerli Utkan Hocam, sunuma biraz geç yetişebildim. Geleceğin bilim insanlarını ve girişimcilerini yetiştirmek ve mentor etmekteki en önemli 3 nokta nedir? Semahat Hocam'a saygılarımı sunuyorum. Semahat Hocam'ı ben çok eskilerden tanırım. NSF'de direktör olduğu yıllardan, daha sonra Kültü Üniversitesi rektörlüğünden saygılar, sevgiler. Sorusu için çok teşekkür ederim. Aslında bu sorunun en güzel cevabını çok değerli bir mentor olarak kendisi de çok güzel bilir, verir. Benim görüşüm özellikle yetiştirdiğiniz öğrencileri en sonlarda özgür bırakmak. Yani ne demek özgür bırakmak? Problemi önlerine atıp onların düşünmesine izin vermek. Yani daha işte şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, işte şöyle approach yerine şöyle bir problem var, bu problemde sen ne düşünüyorsun deyip onlara bence düşünmelerini ve düşündüklerini, ortaya attıkları fikirlerin bir taraftan çok hızlı bir şekilde çürüyebildiğini, eğer altı dolu değilse, diğer taraftan da altı doluysa veya geliştirmeye müsaitse bunu nasıl geliştirebileceklerini, o beyin jimnastiğini vermek. Yani mentorluk ve coaching diye ikiye ayırıyorlar ya, böyle yakın birebir
mentor ederken aynı zamanda da onlara yol göstermek. Yani yol uzun bir, çok kocaman bir gemi gibi düşünürseniz onları biraz burnunu doğru yöre doğru ileterek gerektiğinde şekillendirmek. Yani düşünmeye, beyin plastisitesini geliştirmeye ben zaman harcamaya çalışıyorum. Bu biraz özgüveni de beraberinde getiriyor o insanlarda. Çalışması da oldukça kolay oluyor. Ve bazen çevrenizdeki insanlar çok daha iyi fikirleri, çok daha iyi yaklaşımları olabiliyor. Ben mentor ettiğim öğrenciler için söylüyorum. Onların bu fikirlerini paylaşarak, onları destekleyerek, eleştirerek yön vermek bence flexible mentorluk güzel bir şey. Onları daha çok gelişmelerine imkan sağlıyor. Siz denklemden çekildiğiniz zaman da ileride kendileri öyle bakmaya başlıyorlar problemlere. Kendi güvenleri artıyor ve bir anda çok başarılı insanlar yetiştirebiliyorsunuz. Hüseyin Çelik hocamın daha önce sorduğu soruya paralel bir soru. Bu da daha farklı bir cevap oldu aslında. Evet. Bir zamanımız 3 dakika var. Bir soru da en son benim var. Bir anonim katılımcı. Kurduğunuz şirketler ve kendinizin varmak istediği nokta nedir? Vizyonunuz ve motivasyonunuz nedir? Benim akademide girdikten bir iki sene sonra fark ettiğim şey, paper basmak beni güzeldi ama sadece o işte asot profesör olmak, tenure almak için yapılan şeylerdi. Beni heyecanlandıran şeyin daha çok yaptığım bir şeyin yarın bir gün birilerinin işine yaradığını göreceğim, görmek olduğunu fark ettim. Yani değil mi, inşaat mühendisi bir tane köprü yapar, üstünden insanlar geçer ve bundan bir haz duyar gibi. Bizim hazımızda ürettiğimiz teknolojilerin klinikte kullanılıp birilerine faydalı olması. Benim varmak istediğim şey bu tarz etkiyi, bu tarz teknolojik solüsyonları bizim klinikte veya dediğim gibi evde arttırarak insanlara faydalı işler yapmaya, etki yaratmaya devam etmek. Onun dışında belli bir noktadan sonra yaptığınız iş özellikle foolproof profesör olduktan sonra insan yetiştirmek, güzel sorular soruldu bugün. Onların başarılı olduğunu görmek, bu ikisi çevresinde görüyorum. Yani vizyon ve motivasyon olarak ürettiğimiz teknolojilerin diğer insanların, başarılı insanların üretmesine katkıda bulunmak, ürettiğimiz teknolojilerinde klinikte ihtiyacı olan insanları hem sosyoekonomik olarak hem de klinik olarak faydalı etki olmak. Yani daha iyi bir İnsan olmak yönünde ilerlemek istiyorum. Bunu da yaptığım işlerle devam ettirmek istiyorum. Vizyonum bu. Peki. Son olarak da Hüseyin Çelik şöyle demiş. Utkan Hocam, sizi farklı içeriklerde tekrar dinlemekten çok mutlu oldum. Çok teşekkürler. Bizlere de ilham veriyorsunuz. Soruma verdiğiniz cevaptan etkileşerek, adınıza Türkiye'de bir fon oluşturarak inovatif projeleri desteklemeyi düşünür müsünüz? Yani inovatif projeleri her zaman desteklemek isterim. Daha yani benim adımda, özelimde değil, hani kredisi bana verilen değil de insanların, herkesin kendini bulabileceği, kendisinden bir parça bulabileceği böyle bir fonu desteklemeyi düşünürüm. Ben laboratuvarımı kurduğum zaman bile ismini Bioacoustic MEMS Lab koydum. Birçok akademisyen ismini işte Demirci Lab olarak koyar. Yani kendi soy ismini koyar. Bunun sebebi şuydu, daha ilk başlarda biz Bioacoustic MEMS Laboratuvarı'nın birinci ayağıyız. Bizden sonra çıkanlar ikinci, üçüncü, dördüncü, yani cücüklerini ya da çocuklarını oluşturarak devam edecek mantığıydı. Böyle bir fonun oluşturulması, inovatif projeleri desteklemek bence çok büyük bir ihtiyaç. Güzel bir misyon, güzel bir vizyon olur. Tabii ki düşünürüm. Utkan Hocam, son soruyu bir ben şöyle sorayım. Ondan sonra da sabah saat sizin orada Palo Alto'da 6'da başladın. Girdiğinde güneş daha yoktu ortada. Yavaş yavaş çıkıyordur herhalde, bir parlama var arka tarafta senin. Evet evet çıktı. Band köründe bizlerle beraber olup seni yorduk. Son bir dakikada şöyle bir bize önümüzdeki 10 yıl, özellikle sağlıktaki inovasyon, 10 yıl sonra uyandığımızda bir Palo Alto'da sabah nasıl bir dünya bekliyor? Bu fotoğrafı bize bir çizer misin? Kendi dünyam perspektifinden mi? Senin perspektifinden, evet. Özellikle sağlık teknolojileri, sağlıkta nasıl bir sağlık sektörü, sağlık inovasyonları
Biraz evet. Uçabilir. Yani 10 yıl sonra. Şöyle düşünüyorum ben, bunu çok uzun senelerdir söylediğim bir şey ve bunu özellikle COVID zamanında daha net bir şekilde gördük. Bu point of care konsepti, yani çok komplike laboratuvar testlerinin, eskiden böyle büyük laboratuvarlarda 3-4 gün süren işte sonucunu beklediğiniz testlerin biz gitgide insanların yani telefonuna bağlanmış ya da çok hızlı şekilde yapabildiği, gidip eczaneye gidip hemen hızlı bir örnek vererek veya bir merkeze gidip hızlı bir örnek vererek çok hızlı sonuçlar aldığı bir döneme doğru geçiyoruz. Bu özellikle ev COVID testleri, şimdi evde işte bunun birçok şeyi aslında hamilelik test kitleriyle çözülmüştü ama bunun bütüne yayılması bu ev COVID test kitleriyle oldu. Hemen işte damlatalım, bir sıvı ekleyelim. Herkes kimyager oldu neredeyse. Çok kolay stepler olmasını, bunu insanların başarabildiğini, yapabildiğini gördük. Yani bu neyi sağlayacak? Bu olan bir gerçeklik, gözlemlediğimiz bir şey. Bu COVID ile beraber daha da yayılan bir şey. İnsanların bu test kitlerini kullanması. Bunun sağlayacağı şey, insanlar daha fazla ve daha sık olarak monitör edilebilecek. Yani kan testleriyle monitör edebilecek, wearable'larıyla giydikleri, giysilerle kullandıkları, akıllı telefonlarla bunların örneklerini görüyoruz. İşte Apple Watch'ın gitgide işte kalpte bazı şeyleri gözlemlemesi. Ama bu bence çok yayılarak gidecek ve bu data, bu kişilerin bireysel datası, kişilerin sağlık profilinin bir parçası haline gelecek. Ne demek istiyorum? Nasıl gittiğinizde sizin artık işte e-sağlıkta, e-nabızda neyse bir X-ray'leriniz falan filan sağlık sistemlerinde çıkabiliyor. Ama sizin bu günlük datanızda egzersiziniz, sizin özellikle hastanın sadece ciğerine bakacağınız zaman, hastanın sadece ciğer filmine bakmak değil, hastanın bütününe bakmak haline dönüşmeye başlayacak. Bunu insan beyninin ya da kişinin yapması mümkün değil. Ama özellikle bu yapay zeka işte machine learning kodlarının devreye girmesiyle büyük popülasyon datalarında bu tarz full hastanın resmini oluşturmak, yani o günkü resmini oluşturmak, ileri dönük olarak hastanın sağlığını predikt etmek, tahmin etmek sistemleri oluşmaya başlayacak. Bu bence özellikle insurance, hastaların kendilerine nasıl davrandığı, doktorların nasıl daha erken teşhis yapabildiği bilgilerini enable edecek. Yani bir kişi yüksek tansiyon ilacını kullanmaya 45'inde başlayacaksa belki şimdi 40'ında başlayacak. Çünkü bilmem genetik riskler, farklı faktörler, hastanın yaşam stili, bunlar hepsi bizim insanlara nasıl sağlık hizmeti sunduğumuzu değiştirecek ve bu birçok şeyin bir araya gelmesiyle oluşacak. Yani bundan 10 sene sonra doktora gittiğinizde ve daha gitmeden, ki gidip gitmeyeceğiniz artık her şey Zoom'dan oluyor, insanların ne zaman nasıl ne şekilde diagnose edileceğini ve nasıl treat edileceğini bence tamamıyla değiştirecek. Yani 10 sene çok uzun bir süre. Çok ciddi değişiklikler beklemek lazım. Aynen. Çok teşekkür ederiz. Size güzel bir gün diliyoruz. Önümüzdeki ayki başka bir misafirimizle yine inovasyonu konuşacağız. Herkese iyi akşamlar. Size de iyi günler Utkan Hocam. İyi günler, sağ olun. Güneş doğdu, onun için açtım. Kolay gelsin. Tekrar teşekkürler.